Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Gün Uzar Asra Bedel romanında bir Kırgız efsanesinden yola çıkarak anlatılan bir terimdir Mankurt. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul'un oğlu Osman'ın Moğollar tarafından esir edilip bir Mankurt'a dönüştürülme vesilesiyle gündemimize tekrar girdi. Peki Mankurt nedir? Mankurt bir tür robot, bir tür zombidir. Bir işkence yöntemiyle yaratılır. Avarlar olarak bildiğimiz Juanjuanlar ele geçirdikleri esirlerin kafasını kazırlar. Devenin boyun derisini bone gibi geçirirler. Çölde bir süre bekletirler, sıcak nedeniyle deri sertleşir ve kafayı sıkar. Esirin uzamaya başlayan saç kılları sertleşmiş deve derisini geçemez. Geri döner ve beyne doğru akupunktur gibi batar. Esir korkunç acılar çeker. Güçlü değilse ölür. Eğer esir yaşamayı başarırsa hem çektiği acılar hem de kılların beyne batması nedeniyle bilincini kaybeder. Juanjuanlar onu çölden alıp getirirler. Boynundaki kalıbı çıkarıp ona yemek verirler. Annesini, babasını, soyunu, sopunu, adını unutan tutsak artık kendisini karnını doyurmaya çalışan bir varlık olarak görür. Sahibi ona sık sık yemek verip kendisine bağlar. Artık bir mankurt olan esir, sahibinin sözünden çıkmayan bir köpek ya da emirleri kusursuz yerine getiren bir robottan farksızdır. Mankurt bir metafordur aynı zamanda. Sovyetler Birliği döneminde komünist sistem tarafından kökeni unutturulmaya çalışılan Türkler gibi. İyi ki Juanjuanlar döneminde yaşayıp bu işkenceye maruz kalmamışız diye seviniyorsan sevinme. Çünkü hala bir mankurt olma ihtimalin var. Hatta çoktan bir mankurta dönüşmüş bile olabilirsin. Nasıl mı? Ateş suyu projesi. Bugün fiziki olarak bu işkence şekli uygulanmamakta. Fakat 21. yüzyıl versiyonu olarak gençleri bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köle haline getirmek için birçok mankurtlaştırma projesi uygulanmaktadır. Çünkü dünya üzerindeki ideolojilerin bir numaralı argümanı gençlerdir. Gençliği içinde barındırmayan hiçbir ideoloji varlığını sürdüremez. Gönüllü kölelik diyebileceğimiz ateş suyu projelerinin amacı gençleri özünden uzaklaştırmak, eğlenceye daldırıp düşünemeyen, sorgulayamayan, sadece karnını doyurmak için emperyalizmin kölesi olmuş çağdaş organik robotlar oluşturmaktır. CIA, LSD ve hipnoz yöntemleriyle karmaşık emirleri yerine getirebilecek köleler inşa edebiliyordu. Sadece Amerika'da değil, Sovyetler, Kuzey Kore, Vietnam ve Çin'de beyin yıkama üzerine çok araştırma yapıldı. Çin'de yapılan beyin yıkama operasyonlarına maruz kalan Türk askerlerinin hikayesini anlattığım videoyu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Birkaç sene evvel kaybettiğimiz Aytunç Altındal, Arap Baharı konusunda Tavistock Enstitüsü'ne dikkat çekmişti. Bir Rockefeller kuruluşu olan enstitü, uzun zamandır beyin yıkama konusunda çalışıyor. İnsan beyni aslında kandırılmaya çok açıktır. 5 duyu organıyla çevresini algılar. Bunların manipülasyonuyla kandırılır. Koku ile tahrik edilebilir, sosyal ve görsel medya aracılığıyla illüzyon oluşturulabilir, duyu organı ile hipnoz ya da uyuşturucu ile cennette olduğuna inandırılabilir. Avrupalılar Amerika kıtasına çıktıklarında yerli halkı sistemli bir şekilde yok etmeye çalıştılar. Kimini kılıçtan geçirdiler, kimine hastalık mikropları bulaştırdılar, kimini de bufaloları yok ederek barınma ve beslenme ortamlarını ortadan kaldırarak aç bıraktılar. Batı tüm bu yöntemlere rağmen yok edemediği Kızılderilileri ateş suyu ile pasifize etti. Ateş suyu Kızılderililerin viskiye verdiği addır. Alkole alıştırılan Kızılderililer varlığı için savaşmayı bırakıp ateş suyu elde etmek için beyaz adamın kölesi oldu. Yani mankurtlaştı. İçer unutursun. Seni şaşırtan, alışamadığın şeyleri zamana yayar ve alışırsın. Böylece tehdit olmaktan çıkar, sömürgeleştiğinin, malının çalındığının, çocuklarının zihnine zehir tohumlarının atıldığının farkına bile varmazsın. Aradığım özellik bir kişide yok, herkesten alacağım var diyorsan tebrikler, projede sen de varsın. Egemen güç ve onun ürettiği pop kültür, kadınlarda köksüz, asaletten yoksun, kalça ve göğüs standardına indirgenmiş bir güzellik anlayışı üretti. Hollywood'un standardına ne kadar uyuyorsa, ne kadar benziyorsa güzeldir, yakışıklıdır. Aşkta sadakat artık bir romantik tekerleme. Aradığım özellik bir kişide yok, herkesten alacağım var anlayışı yerleştiriliyor. Üniversitede çocuk edebiyatına giren bir arkadaş öğrencilerinden çocuklar için hikayeler yazmalarını ister. Bütün öğrenciler hemen hemen aynı temayı işler. Hikaye şöyle, evden ayrılırken anne tavşan minik yavrusuna sıkı sıkı tembihler, sakın evden ayrılma. Bir süre sonra sıkılan yavru tavşan bir kelebeğin ardına takılır ve ormanda kaybolur. Derken kurt yavru tavşanı görür, seni şimdi yiyeceğim der. O sırada oradan geçen ayı amca yavruyu kurtarır.
ve yol boyunca büyüklerinin sözünden çıkma diye öğüt verir. Eve vardıklarında anne tavşana sarılan minik tavşan bir daha sözünden çıkmayacağına, yapma dediklerini yapmayacağına yemin billah eder. Öğrencilerin %80'i buna benzer öyküler yazıyorsa bunda bir tuhaflık yok mu? Çünkü yıllarca onlar da böyle temalı okuma parçalarıyla büyüdüler. Bu öyküden ne öğrenilir? Araştırma, karıştırma, kurcalama, merak etme, dur, otur, bekle, yap denilirse yap. Halbuki sıradan bir Keloğlan masalında tam tersi mesajlar vardır. Keloğlan anasını dinler ama sorunu kendi bildiği gibi çözer. İddialıdır, araştırır, karıştırır ve büyük ödülü kapar. Keloğlan'ın kel ve kötürüm haliyle neleri başardığı anlatılır. Kültürsüzleşmenin sonunda Robin Hood'u bildiğin kadar Köroğlu'ndan habersiz yaşarsın. Sömürge olmayan hiçbir ülke çocuklarını başka bir ulusun diliyle eğitmez. Devlet bürokrasisinde, bilim ve sanatta üst kademelere gelmek için sanki Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'nden mezun olmak temel şarttır. Bu okullardan olanların sayısı o kadar çoktur ki sanki memlekette başka okul yoktur. Osmanlı'daki Enderun mekteplerinin yerini almışlardır. Fakat Osmanlı, Türk ve Müslüman olmayanların zeki çocuklarını devşirip onlardan yararlanıyordu. Biz ise kendi çocuklarımızı batıcı yaparak yabancılara devşirme yetiştiriyoruz. Afganistan ve Arabistan'da şeyh kılıklı Amerika ve İngiliz ajanları 100 yıldır faaliyetlerine devam etmekte. Bunlarla din saptırılır, değiştirilir, hatta bölücülüğe yol açılarak ülkeler işgal dahi edilebilir. Medya aracılığıyla gerçekler gizlenip yapay gündemler oluşturulur. Hava puslandırılır ve kurtlar ortaya salınır. Dikkatler başka noktaya çekilerek asıl yapılacak olanlar yapılır. Şimdi bu bütün anlattıklarım ışığında kendi nezdinde yaşadığın toplumu test eder misin? Ulaştığın sonucu yorumda belirtirsen sevinirim. Merhaba, videoyu buraya kadar izlediğinize göre ilginizi çekecek başka videolar olacaktır kanalımda. Ortadaki BNO logosunu tıklayıp abone olarak hem bana destek olmuş olur hem de videoları kaçırmamış olursunuz. Allah'a emanet olun, selametle.